İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin onaylanmasına dair Batı Ermenistan Devlet Başkanlığı Deklarasyonu. 2023'te Artsakh Cumhuriyeti'nde 2 milyar kilowatt saat elektrik üretilecek. Almanya'dan Türkiye'ye S-400 uyarısı. Plastik atıkların yeni adresi Türkiye. Suriye'deki saldırılar. Cuha, 100 yıllık soykırımın tanığı. Arama Çadıryan adlı müzik yarışmasının 15.si gerçekleşecek. Ermenilere karşı uygulanan soykırım suçunun Türkiye tarafından resmen tanınmasına dair. Türk devleti nihayet kendi Cumhurbaşkanı'nın 24 Nisan 2019 tarihindeki konuşmasıyla Ermeni halkına karşı soykırım suçu işlediğini onaylamış oldu. Bu konuşmada Türkiye Cumhurbaşkanı, silahlı grupların ve destekçilerinin sınır dışı edilmesinin o dönemde kabul edilebilecek en akıllıca karar olduğunu açıkça belirtti. Bu gerekçeye yaklaşık 2 milyon Ermeni kurban gitti ve sınır dışı edildi. İmza ve onaylama önerisine sunulan soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi, 9 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildi. 12 Ocak 1951'de ise yürürlüğe girdi. Soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşmenin ikinci maddesi. Bu sözleşmede soykırım tamamen veya kısmen bir gruba, ulusal, etnik, kabile veya dini açıdan imha etmek amacıyla aşağıdaki davranışlardan herhangi biri anlamına gelir. A. Bu grubun üyelerinin öldürülmesi. B. Bu grubun üyelerine bedensel yaralama veya zihinsel zarar verilmesi. C. Tam veya kısmi fiziksel yıkımı amaçlayan herhangi bir gruptaki yaşam koşullarından herhangi birinin kasıtlı olarak yaratılması. D. O grup içinde çocuk doğumu önleme amaçlı önlemlerin uygulanması. E. Çocukların bir insan grubundan diğerine zorla transfer edilmesi. Bu temelde uluslararası toplumun tüm parlamentolarına ve hükümetlerine bu olayı resmi bir bildirim olarak kaydetmeye ve sözleşmenin 3. maddesinin içeriğine ve diğer yaptırımlara uymaya ve Türkiye'yi tüm yasal ve politik sonuçlarına uymaya zorlama yönünde gerekli adımları atmaya çağırıyoruz. Batı Ermenistan Devleti 19 Ocak 1920'de Paris Konferansı'nda bağımsız ve egemen bir devlet olarak Müttefik Devletler Yüksek Kurulu tarafından fiili de facto ve 1920'de San Remo Konferansı'nda ise de jure tanınmış bir devlet olarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Ermenistan ve Türkiye arasındaki uluslararası sınıra atıfta bulunan 22 Kasım 1920'deki tahkim kararından sonra devam eden soykırımın tanınmasıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'ne tahkim kararı için başvurmuş olan uluslararası toplumun tüm parlamentolarına ve hükümetlerine hitap etmektedir. Bu deklarasyonun içeriğini uluslararası toplumu sunarken uluslararası anlaşmaların uygulanmasında meşru bir ortak olan Batı Ermenistan Devleti olarak bizler aynı zamanda kanun tasarılarını, konvansiyonları ve tüm yasal ve politik sorumlulukları almaya hazır olduğumuzu belirtiriz. Bizler 1907 tarihli Haga Sözleşmesi'nin 4. Konvansiyonunun 42. maddesine dayanarak tüm uygar ulusların Türkiye tarafından işgal edilmiş olan Batı Ermenistan'ı ve vatanlarından mahrum kalan Ermeni halkını temsil eden Batı Ermenistan'ın resmi makamlarını dürüstçe ve pratik olarak desteklemesi zamanının geldiğine inanıyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti'nin hakları 1920'de Batı Ermenistan topraklarında uluslararası adalete ulaşma yolunda atılan ilk adım sayılan bu deklarasyonun içeriğinin desteğiyle uluslararası olarak tanınmıştır. Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı. Şuşi Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Aray Karutunyan, 29 Nisan'da üniversitede bağımsız bir enerji ülkesi olarak Artsakh konulu bir konferans verdi. Artsakh Cumhuriyeti'nin enerji bağımsızlığı tarihine değinen Harutyunyan, özellikle 2000-2007'de Artsakh Cumhuriyeti'nde sadece 90 milyon kilowatt saat elektrik üretiliyordu. Tüketim ise 200 milyon kilowatt saatin üzerindeydi. 2019 yılında 522 milyon kilowatt saat üretim, tüketim ise 385 milyon kilowatt saat olması bekleniyor. 2023 yılında ise 1 milyar kilowatt saat elektrik üretimi ve yaklaşık 500 milyon kilowatt saat üretim tahmin ediliyor. Garin, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdman,
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma planı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin endişelerine katıldıklarını belirterek, Türkiye NATO ile uyumlu olmayan sistemde karar kılarsa sonuçlarını hesaba katmalıdır, dedi. Washington ile Ankara arasında yükselmeye devam eden S-400 krizine ilişkin Almanya'dan bir açıklama geldi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planının Almanya hükümetinde büyük endişe yarattı. Almanya'nın planlanan satın alma konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve diğer NATO partnerlerinin endişelerini paylaştığını belirten Erdoğan şöyle devam etti. Her devlet silah sistemleri satın almakta özgürdür. Ancak NATO ile uyumlu olmayan bir sistemde karar kılması durumunda Türkiye'nin bunun sonuçlarını hesaba katması gerekir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Türkiye'nin son 10-11 yıl boyunca Amerikan Patriot füze savunma sistemlerini satın almaya çalıştığını, S-400'leri satın alma kararının bir gecede gerçekleşmediğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence de Türkiye'nin S-400 alımı NATO'ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Türkiye mutlaka bir seçim yapmalı açıklamasında bulunmuştu. Ankara ise bunun halihazırda bitmiş bir anlaşma olduğu görüşünde ve geri adım atılmayacak. Garin Greenpeace'in yayınladığı rapora göre Çin'in yurt dışından plastik atık alımına 2018'de yasa koymasının ardından bu atıkların yeni adreslerinden biri Türkiye oldu. Türkiye'nin plastik atık ithalatı 5 katına yükseldi. Greenpeace Doğu Asya 2016-2018 dünya plastik atık ticareti verileri ve Çin'in yurt dışından atık ithalini yasaklamasının etkileri başlıklı raporunu bugün yayımladı. Rapor, 2016-2018 yılları arasında en fazla plastik atık ithal ve ihraç eden 21 ülkenin ithalat ve ihracat verilerini içeriyor. Plastik atıklarını ihraç eden ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere ve Japonya geliyor. Türkiye'nin ithalatı 2018'in başında aylık 33 bin tona yükseldi ve yılın ortalarında aylık 20 bin tona geriledi ve sabit kaldı. Hükümet plastik atık ithalatı konusunda herhangi bir kısıtlama getirmedi. Greenpeace Doğu Asya kampanyası sorumlusu Kate Lane ise plastik kirliliğine tek çözümün plastik üretimini sınırlamak olduğunu söylüyor. Halep'in Lazkiye ve Hama bölgeleri tekrardan bombalandı. Reiset İskender, Skalbiya ve Masasna yerleşim bölgeleri bombalanmaya uğradı. Ayrıca Halep Araştırma Merkezi de bombalandı. Halsa köyünde konuşlanmış olan terörist gruplar Halep'in güney banliyösüne saldırdı. Bundan önce DAEŞ gönderdiği bir videoda uzun bir aradan sonra terörist grubun lideri Ebu Bakır el-Bağdadi'nin konuştuğu bildirildi. Videoda Sri Lanka terör eylemine atıfta bulunarak bu terör eylemi Bağuz'daki koalisyon güçleri tarafından DAEŞ'in tamamen imha edilmesine bir cevaptır. Tarihi Kültürel ve Tarihi Çevre Koruma Hizmeti tarafından yayınlanan ve 100 yıllık soykırım tanığı Cuha adlı 4 dille yazılmış albüm artık okuyucunun masasında. Albümün tanıtımı 29 Nisan'da Bukünist adlı kafe kitap evinde yapıldı. Tarihi Kültürel ve Tarihi Çevre Koruma Hizmeti çalışanı Aşot Movsesyan ve Arşak Banuçyan'ın topladığı albüm, Aram Vuruyr'un 20. yüzyılın başlarında Cuha'daki Ermeni mezarlığı hakkındaki fotoğrafları ile bilimsel ve tarihsel bilgileri içermektedir. Kitabın ekinde ayrıca Cuha'nın anıtsal değeri bulunan Ermeni haçkarlarının yıkımına ilişkin 21. yüzyıl Vandalları adlı Ermenice, Rusça, İngilizce 3 dilli belgesel bir film de yer alıyor. Aram Haçadıryan'ın mirasının tüm dünyada tanınmasını sağlamak için her yıl bestecinin doğum günü olan 6 Haziran'da zaten 15 yıldır devam eden bir müzik yarışması düzenleniyor. Bu yılki Yerevan'da uluslararası müzik yarışmasına 12 ülkeden 30 müzisyen katılacak. Piyanistler 14 Haziran'a kadar sürecek olan yarışmada Haçadıryan ve diğer kompozitörlerin eserlerini sunacak. Yarışma için 30 katılımcı seçildi. Çin, Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Tayland ve diğer ülkelerden gelen müzisyenler çeşitli performans okullarını temsil ediyor. Festivalin organizasyon komitesinin organizatörünün dediği gibi yarışmanın amacı Haçadıryan'ın çalışmalarını yaygınlaştırmak.
hem önceki hem de bu yıl yarışma 3 aşamada gerçekleştirilecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sayat Nova adlı konudan Almaz'da Şovum adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.